önemli özelliklerinden birisine geldik. Ortak veri türü oluşturmak. Dikkat ediyorsanız öğrenci ve memuru tanımladığımız zaman çalışan sınıfından kalıtım almasını istedik. Neden? Çünkü çalışan öğrenci ve memurun ortak özelliklerini barındırıyordu. Bunu akademisyen de ekleyebilirsiniz. Başka sınıflar da ekleyebilirsiniz. Normalde öğrenci ve memur sınıflarını aynı dizi içerisine yerleştirme şansınız yoktu. İşaretçilerini bile yerleştiremiyorsunuz. Çünkü derleyici buna izin vermiyor. Derleyici mantıklı olanı yapıyor. Çünkü bunlar farklı yapıları olan sınıflar. Veya derleyici bunların farklı yapıları olup olmadığını nereden bilecek? Bir şekilde ona garanti etmemiz gerekiyor. Peki nasıl saklayacağız bu nesneleri aynı dizi içerisinde? Veya saklamamız mümkün mü? Evet, mümkün arkadaşlar. Çünkü bu iki sınıf ortak bir sınıftan kalıtım almış. Bizim yapmamız gereken bu iki sınıftan türetilen nesneleri ortak sınıfa dönüştürmek. Yani upcasting yaparak bir dizi içerisinde tutmak. Dizinin türü de tabi upcasting yapıldığı nesnenin türünden olması gerekiyor. Pointer türünden olması şart çünkü upcasting yapabilmeniz için illaki pointer olması gerekiyor. Bakın mesela ben burada bir tane pointer dizisi oluşturdum. Çalışan türünde 10 tane pointer tutan bir dizi. Bakın pointer tutuyor. Asıl nesneleri içerisinde tutmuyor. Nesneleri gösteren adresleri tutuyor. İçerisinde 10 tane adres barındıran bir dizi. Derleyiciyi susturmak için de yaptığımız işlem bu diziyi çalışan türünde yapmak. Çalışan işaretçileri türünde yapmak. Aksi takdirde derleyici hata verecektir. Mesela şurada hücreleri göstereyim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hepsi bakın bunların hepsi birer adres tutuyor. Şimdi mesela gelelim bir tane çalışan oluşturalım. Sonra bir tane öğrenci. Sonra da bir tane memur oluşturalım. Şimdi direkt diyelim ki dizi 0 P1. Burada yapılan işi arkadaşlar aslında şu. P1'in adresini şu hücreye atıyorsunuz. Biliyorsunuz ki pointer'lar 4 byte yer tutar. O yüzden derleyici hata vermeyecektir. 4 byte'lık adresi buraya kopyaladınız. Öğrenciyi bakın P2'nin de adresini dizi 1'e atma şansınız mümkün. Aynı şekilde memurun da adresini ikinci yere atmanız mümkün. Dikkat ediyorsanız nesnelerin adresini dizide saklayarak aslında nesneleri de bir nevi tek bir dizide saklama imkanım oldu. Yani onlara tek bir diziden ulaşma imkanım oldu. Tamam, kabul ediyorum. Tek adımda ulaşamıyoruz. Pointer'la iki adımda ulaşabiliyoruz. Ama olsun, en azından ulaşabiliyoruz. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Mesela bir okulda düşünün. Okulda bulunanlar diye bir diziniz var. Bütün okulda bulunan öğrenci olsun, akademisyen olsun, memur olsun hepsini bir dizi içerisine yerleştirebilirsiniz. Eğer böyle bir yapı olmasaydı her tür için ayrı bir dizi tutmanız gerekirdi. Ki yapacağınız karşılaştırma algoritmaları da bu farklı dizileri taraması gerekecek ki iş gerçekten zorlaşıyor. Tek bir dizi olduğunda ise İş çok basit. Tek yapmanız gereken bir for döngüsüyle tarama yapmak. Diyeceksiniz ki işaretçiyle erişiyoruz. Evet, mecburuz. Bugünkü C Sharp ve Java dilleri tümüyle işaretçileri kullanır. Pardon, referansları kullanıyorlar. İşaretçinin daha kolay kullanılma hali. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra gelin dizinin elemanlarını tek tek gezip yaz fonksiyonunu çağıralım. Şimdi burada hangi fonksiyon çağrılacak? Biliyorsunuz bizim 3 tane fonksiyonumuz vardı. Çalışan için vardı, öğrenci için vardı, memur için vardı. Burada hangisi çağrılacak? Arkadaşlar, derleyici dizi içerisindeki her bir adresin çalışana ait olduğunu düşünüyor. Şimdi kötü tarafı o. Yani bu fonksiyon hep çalışanın fonksiyonunu çağıracak. Evet, bütün elemanlarımızı bir diziye yerleştirdik ama ne yazık ki hep çalışanın fonksiyonu çağrılıyor. Ben öğrencinin veya memur olduğu zaman memurun fonksiyonunun çağrılmasını başaramadım. Ama en azından farklı gördüğünüz gibi nesneleri tek bir dizi içerisinde tutabiliyorum. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Mesela bir Paint programını düşünün. Birden fazla şekliniz var ama sahne içerisinde hepsi durabiliyor. Çünkü tek bir
dizi içerisinde tutabiliyorsunuz onu. Şekiller diye. Kalıtımın en önemli özelliklerinden birisi bu. Fakat gördüğünüz gibi ne yazık ki fonksiyon çağırma konusunda bir problemim var. Farklı nesneleri aynı tür dizi içerisinde tutmayı başardık. Pardon, aynı dizi içerisinde tutmayı başardık. Pointerlarla da olsa bir şekilde başarmış olduk. Fakat hala bir sorunumuz var. Nedir? Pointerların türü hep aynı olduğu için bu pointerları kullanarak yaz fonksiyonu çağırdığımızda hep yanlış fonksiyonu çağırıyor. Pardon, ilkinde doğru fonksiyonu çağırıyor şans eseri ama diğerlerinde hep yanlış. Örneğin birinci pointer'ı kullanıp çağır dediğimiz zaman bunu çağırması gerekiyordu. Çünkü öğrenci türünde bir nesneyi gösteriyor. Aynı şekilde ikinciyi kullandığımız zaman bu fonksiyonu çağırması gerekiyordu. Fakat o yapısı gereği sürekli olarak ilk fonksiyonu çağırıyor. Bunun sebebini gösterdim sizlere. Metotların fonksiyonu çeviriş biçimleri bu şekilde olduğu için elimizden bir şey gelmiyor. Fakat bu haliyle tek bir dizi içerisinde tutmamız, farklı nesneleri tek bir dizi içerisinde tutmamız bir işe yaramıyor. Çünkü farklı fonksiyonları çağıramıyoruz. Nesneye ait olan fonksiyonları çağıramıyoruz. Veya şöyle söyleyebiliriz. Nesnenin ait olduğu fonksiyonu çağıramıyoruz. Bunun için arkadaşlar C++'ı geliştirenler bir teknik bulmuş. Sanal fonksiyonları bulmuşlar arkadaşlar. Bizim istediğimiz şey şu. Tamam, adresleri attık. Burada saklıyoruz adreslerini. Çalışanın adresini burada, öğrencinin adresini burada, memurun adresini burada tutuyoruz. Ve bu çalışan adreslerini tutan bir dizi. Değerleyici arkadaşlar dizi sıfırı yaz fonksiyonu çağırdığında gidip çalışana ait olan yaz fonksiyonu çağıracak. Birincideki pointer'ı kullanıp yaz fonksiyonu çağırdığı zaman öğrenciye ait olan yaz fonksiyonu çağırması gerekiyor. Doğru olan bu. Bizim istediğimiz bu daha doğrusu. Doğru olan bu demeyelim. Bizim istediğimiz bu. İkincide ise memura ait olanın yaz fonksiyonu çağırması gerekiyor. Ama bizim istediğimizi yapmıyor değerleyici. Sanal fonksiyon kullanarak tam da istediğimizi yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Sanal fonksiyonu tanımlamak çok basit arkadaşlar. Fonksiyonun önüne virtual yazdığınız an fonksiyonunuz sanal oluyor. Bu kadar basit. Peki sanal fonksiyon arka planda nasıl çalışıyor? Arkadaşlar sanal fonksiyon tablosu adı verilen bir tablo ile beraber çalışıyor. Yani normalde fonksiyonu yazdığınız zaman tek bir adımda fonksiyonu atlayabiliyorsunuz ama fonksiyonunuz sanal ise tek bir adımda atlayamıyorsunuz. Önce bir tabloya gidip bakmanız gerekiyor, oradan fonksiyona gidiyorsunuz. Bu bir nevi danışmaya benziyor. Önce danışmaya gidiyorsunuz, adres soruyorsunuz, o size adres söylüyor, ona göre gidiyorsunuz. Peki nasıl çalışıyor bu mekanizma? Şimdi arkadaşlar 3 tane sınıfımız var. İlk sınıfımızdaki fonksiyonlardan yaz virtual olduğu için derleyici otomatik olarak çalışan için bir tane sanal tablo oluşturuyor. Eğer yazmazsanız virtual sanal tablo oluşturmayacak. Ama virtual kelimesini bir kere kullanırsanız fonksiyonda otomatik olarak onda ve onun kalıtım aldığı bütün sınıflarda sanal tablo hazır bekliyor sizi. Onu bir kere net olarak bilelim. Virtual yazdığınız an sanal tablo oluşuyor. Sanal tabloda ne var? Basit olarak söyleyeceğim şu. Sanal tabloda arkadaşlar fonksiyon ve fonksiyona ait fonksiyonun bulunduğu adres. Fonksiyon ve fonksiyonun bulunduğu adres. Bu bir indeks gibi düşünülebilir. Şuradaki isim. Şimdi eğer ki siz kalıtım aldığınız nesnede sanal olan fonksiyonu aşırı tekrardan yazmazsanız ki buna ezme deniyor. Tekrardan yazmazsanız bakın kalıtım alan bütün nesnelerin sınıfların sanal tabloları çalışan sınıfıyla aynı olur. Çünkü ezmemişsiniz. Yani yeni bir fonksiyon yazmamışsınız. Ama eğer ki aynı fonksiyonu tekrardan yazarsanız bu sefer derleyici şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Öğrenci için düşünün mesela yaz yazmışsınız. Değerleyici otomatik olarak öğrencinin sanal tablosundaki yazı değiştiriyor. Yeni bir fonksiyon yazıyor ve fonksiyonun adresini buraya geçiriyor. Aynı şekilde memur için de yaparsınız. Memur için de sanal tabloyu güncelliyor. Tekrar anlatıyorum. Eğer ki
sanal olan fonksiyonu tekrardan yazmazsanız, bu aşırı yükleme değil arkadaşlar, bakın. Buna ezme deniyor. Override, yani eziyorsunuz. Önceki fonksiyonun üstüne bindiriyorsunuz yeni fonksiyonu. Eğer ki bu fonksiyonu tekrardan yazmazsanız, yeni sınıfların sanal tablosu eskisiyle aynı olacaktır. Kalıtım aldıklarıyla aynı olacaktır. Çünkü yeni bir fonksiyon yazmamışsınız. Ama eğer ki yazarsanız fonksiyonu tekrardan, bu sefer derleyici sanal fonksiyon tablolarını yenileyecektir. Fonksiyonların yeni adreslerini yazacaktır arkadaşlar. Peki bunun ne gibi bir avantajı oluyor? Şimdi bakın, aynı fonksiyonlar yine var. Fakat dikkat ederseniz bunların adresleri artık sanal tabloda yerleştirilmiş. Şimdi burada aynı nesneleri oluşturdum. Dizinin elemanlarını attım. Bakın, dizi sıfırı çağırdığım zaman, yaz dediğim zaman yapılan iş, çalışanın sanal fonksiyon tablosuna gidiliyor. Ve çalışana ait olan yaz fonksiyonu çağrılıyor. Dizi 1'de ise yine sanal tabloya gidiyoruz. Ama bu sefer sanal tablo kime ait? Öğrenciye ait. Buradaki yaz değiştirildi ve ona göre yeni yaza gidiyor. Aynı şekilde dizi 2'de yine fonksiyonu çağırırken önce sanal tabloya gidiyoruz. Yaz fonksiyonu nerede diyoruz? O da bize diyor ki yaz fonksiyonu burada. Bakın, üçünde de sanal fonksiyon var. Yaz fonksiyonu çağırdığınız an otomatik olarak nesnenin sanal fonksiyon tablosuna gidiliyor. O nesneye ait olan sanal fonksiyon tablosundan da yaz fonksiyonunun adresi alınıyor ve ona göre dallanma yapılıyor. Gelin bu işin daha detayına inip konuyu tam anlamıyla anlayalım. Arkadaşlar, peki derleyici nereden biliyor sanal fonksiyon tablosunun adresini? Yani bir nesnenin fonksiyonu çağırıyorsunuz. Derleyici sanal fonksiyon tablosuna gidiyor. Peki nereden biliyor adresi? Arkadaşlar, fonksiyon tablosunun adresini, sanal fonksiyon tablosunun adresini arkadaşlar, derleyici sınıfın içerisine yerleştiriyor. Tabii siz bu adresi aynen diskte olduğu gibi, fonksiyon çağrısında olduğu gibi görmüyorsunuz. Eğer uygun debugger'ları kullanırsanız size bunu görmenize izin veriyor. Visual Studio'da göstereceğim bunu. Bakın, burada ismini rastgele verdim. Yani bir pointer, 4 byte'lık bir değişken, içerisinde sanal fonksiyon tablosunun adresini tutuyor. Ne demiştim size? Eğer ki bir tane virtual kullanırsanız fonksiyonlardan birisine, otomatik olarak sanal fonksiyon tablosu oluşturuyor. Tabloyu oluşturduğuna göre bu değişkeni de otomatik olarak sınıfınızın içerisine yerleştiriyor. Eğer virtual'la oluşturulmuş bir fonksiyonunuz yoksa bu değişkeniniz de olmaz. Derleyici eklemiyor. Ama eğer ki varsa bir tane, otomatik olarak ona ve onun kalıtım aldığı bütün sınıflar ekliyor. Şimdi yani ne demek oluyor bu? Öğrenci de içerisinde bu değişkene sahip. Normal A'ya nasıl sahipse bu değişkene de kalıtım olduğu için sahip. Bir de neden bahsetmiştik? Derleyici oluşan her sınıf için bir tane sanal fonksiyon tablosu tutuyor. Çünkü bakın, bu da otomatik olarak virtual fonksiyon almış oluyor. Mecbur içerisinde sanal fonksiyon tablosunu tutmak zorunda. Dikkat ediyorsanız öğrenci ayrıyeten aynı fonksiyonu tekrardan yazmış. Yani yaz fonksiyonu onun sanal fonksiyon tablosundaki yaz fonksiyonun adresi farklı. Peki çağrıyı nasıl yapıyor? Şimdi ona gelelim. Çalışan nesnesinden bir tane oluşturursanız bakın, görüntüsü böyle olacak. VPTR. Biz onu görmesek de arka planda bu var. Aynı şekilde öğrenci için de bakın böyle VPTR yine var. Çünkü kalıtımla alıyor. Tabii fark ne? Bu VPTR'nin tuttuğu adres ile bu VPTR'nin tuttuğu adres birbirinden farklı. Ayrıyeten öğrencinin B değişkeni varmış. Bakın, bu VPTR içerisinde çalışan sınıfına ait olan sanal fonksiyonun tablosunu tutuyor. Bakın, bunları derleyici hallediyor. Ben sadece size işin detayını gösteriyorum. Aynı şekilde öğrenci de içerisinde VPTR tutuyor demiştim. O da öğrenci sanal fonksiyon tablosunu gösteriyor. Onun adresini tutuyor. Ve dikkat ediyorsunuz, buradaki yaz fonksiyonu farklı bir adres. Yani şu. Şimdi diyelim ki çalışan C yaptık. Bir tane nesne oluşturduk ve yaz dedik. Derleyici yaz fonksiyonunun sanal olduğunu biliyor.
İlk yaptığı şey arkadaşlar VPTR'ye gitmek. VPTR üzerinden tabloya gidiyor ve tablodaki yaz fonksiyonunun adresini alıyor ve ona göre yaz fonksiyonunu çağırıyor. Bakın normalde bir fonksiyonu çağırmak için tek bir adımda gidebiliyordunuz. Ama fonksiyon sanal oldu mu iki adım atmanız gerekiyor. Önce VPTR'nin içerisindeki adresi çekip sanal fonksiyon tablosuna gitmeniz. Oradan da fonksiyona atlamanız gerekiyor. Bu aslında şunu gösteriyor. Sanal fonksiyonlar normal fonksiyonlara göre daha yavaş çalışırlar. Yapıları gereği. Çünkü tek adımda gitmiyorsunuz fonksiyona. İki adım atlamanız lazım. Bu da onları yavaş yapıyor. Bakın burada da yine tip dönüşümü yapıyorum dikkat ediyorsanız. Öğrenci dedim. Oluşturdum. Bakın bu oluştu. Sonra öğrencinin adresini çalışana verdim. Yani P ile nerelere erişebiliriz? Bakın şuralara erişebiliriz. P yaz dediğim zaman bakın yaz fonksiyonu sanal fonksiyon tablosuna gidiyor. Nesneye gidiyor. Nesne burada. VPTR'sine ulaşıyor. VPTR'den yaza gidiyor ve oradan da buraya. Bizim problemimiz çözüldü. Bakın önceki slaytlarda hatırlayacak olursanız hep gidip çalışanınkini çağırıyordu ama burada istediğimizi çağırdı. Tekrardan söylüyorum nasıl yaptığını. Bakın gördüğünüz gibi kalıtım aldığı için kendi içerisinde de VPTR'si var. Ama farklı adres gösteriyor. Niye? Çünkü ayrı bir sınıfın sanal fonksiyon tablosu var. Onun adresini tutuyor. Kendi sınıfına ait olan sanal fonksiyon tablosunun adresini tutuyor. Siz burada tip dönüşümü dahi yapsanız P yaz dediğiniz zaman P'ye ait olan sanal fonksiyon tablosu adresine VPTR biraz uzun biliyorum. Bu pointer'a gidiyor. Bu pointer'dan da sanal fonksiyon tablosuna ulaşıp fonksiyonu çağırıyor. Sanal fonksiyon yazmanın arkadaşlar temel sebebi bu. Ve şunu söylemem gerekir ki nesneye dayalı programlamanın belki de en önemli özelliklerinden birisi. Vazgeçilmezlerinden birisi arkadaşlar. Polimorfizmin çok biçimliliğin temelini oluşturan bir mekanizma. C# ve Java'da da mekanizma buna çok benziyor. C++ biraz daha çıplak bir dil. Yani içeriğini net olarak gösteriyor sizlere. Şimdi biraz örnek gösterip detaylandırmaya çalışacağım konuyu ama bu mekanizmayı anlayabilmek için videoyu birkaç defa daha izleyebilirsiniz. Hatta şu yaptıklarımı çizip anlamaya çalışabilirsiniz. Çok önemli. Özellikle nesneye dayalı programlama için çok önemli. Yani bu ne demek oluyor? Programlamacılık hayatınız boyunca çok kullanacağınız bir yapı. Çok iyi anlamanız sizin için çok önemli. Şimdi gelin biraz da kod üzerinde görelim. Bakalım neler yapıyoruz.